küfretti. Meclis gerildi. Birazdan göstereyim. Geçim meselesini konuşmaya devam edelim mi biz? Tanzim satış marketleri kurulsun, daha çok kurulsun diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hayat pahalı. Bunu artık iktidar da kabul ediyor. Ama tanzim satış yoluyla belediyeler öyle zarar ettirilmiş ki son yerel seçimden önce hani sebze meyve ucuzlasın diye tanzim satış çadırları kurulmuştu ya 31 Mart seçimlerinden önce. İstanbul'un ne kadar zarar ettirildiğini dün aktarmıştık. Şimdi sırada Ankara var. İsmail Saymaz'ın haberi. Tanzim satış çadırlarının faturasının da halka kesildiği ortaya çıktı. Ankara'daki Tanzim'de zarar 5 milyon Türk lirası. Depo baskınları, ithalat, bazı ürünlerin satışının yasaklanması, iktidar artan sebze meyve fiyatlarına karşı birçok yol denedi. Onlardan biri de tanzim satış noktalarıydı. 2019 yerel seçimleri öncesi İstanbul ve Ankara'da tanzim çadırları kuruldu. Bu adımın fiyat artışlarının nedenlerini ortadan kaldırmayacağı bir seçim malzemesi olduğuna dair yorumlar yapıldı. Nitekim uygulama seçimlerin hemen ardından sonlandırıldı. Belediyeleri zarara uğrattı. Kaybedeceği belediyeleri kaybedeceği belediyelere masraf yaptırarak sözde meydanlarda tanzim satışlar kurup bütün borcu belediyelerin sırtına yükledi. Gazeteci İsmail Saymaz halktv.com.tr'de tanzimin bilançosunu yazdı. Buna göre satışlar Ankara'da belediyeye bağlı Belko şirketi üzerinden yapıldı. Sebze ve meyvelerin tedariki ise Tarım Kredi Kooperatifi'nden sağlandı. 9 Şubat'la 30 Mart 2019 arasında alışveriş için ödenen miktar 16 milyon lira çadırlardaysa ürünler toplam 14 milyon liraya satıldı. Yani henüz satış aşamasındayken 2 milyon lira zarar edilmiş oldu. Zarar bununla da sınırlı değildi. Personel, enerji, amortisman gibi giderlere de 3 milyonun üzerinde para harcandı. Toplam zarar 5 milyon lira oldu. Birden nakliye bedeli var. Tarım kredi kooperatifleri belediyeden nakliye bedeli olarak 4 milyon 156 bin alacaklı olduğu iddiasıyla dava açtı. Dava şu anda bilirkişi aşamasında. Yani tarım kredi kooperatifi biraz pahalı bile satmış. Buna bak nakliye masrafı dahil değil. Yani böyle büyük bir operasyonda aslında halden alsan indirim yaparlar. İndirim de yok. Aşağı yukarı aynı fiyatlar. Bir de nakliye masrafını almışlar. Tarım kredi kooperatifi belediyeyi kısıtlıyor. Ya böyle bir şey olur mu yani? Ya devlet kurumu, devlet emri kurumu kazıklar mı? Kazıklamışlar. Ama o tanzim satış çadırlarında sorduğum soru üzerine marul haftaya gelecek diyorlar. Sen karıştırıyorsun ortalığı deyip bana tepki gösterenler olmuştu. Canları sağ olsun. Marul haftaya gelecek. Sokak röportajı yapılıyor. Genç diyor ki cebimde para yok okula gidecek para. Ama telefonum var çıkar telefonunu göster diyor. Aynı dayılar. Sanki telefon bir lüksmüş gibi günümüzde. Öğrenciler barınamıyoruz, yurtta yer yok diyor, yalan söylüyorsunuz diyorlar gençlere. Bakın Kredi Yurtlar Kurumu'nun İstanbul Mimar Sinan Yurdu'nda 4 kişilik odalara 5. yatağı eklemek istemişler. Araya bu arkadaşınızı da sıkıştırın diye. 4 kişi zaten zor sığıyoruz yani gençler protesto ediyorlar durumu. Burası bir devlet yurdu önü. Öğrenciler eylemdeler. Çünkü dört kişi yaşadıkları odada artık beş kişi kalacaklar. Yurdun kararı bu yönde. Haftalardır en çok tartışılan konulardan biri öğrencilerin barınma sorunu. O binlerce üniversiteli yurt bulamamaktan şikayetçi. Bulanlarsa yoğunluktan ve hijyen probleminden. Hayır. İstanbul Maltepe'de bulunan Mimar Sinan Erkek Yurdu'nda yönetim yeni bir karar aldı. 4 kişilik odaları 5'e yükseltti. Odalara ekstra yeni yataklar koydu. Karara karşı çıkan öğrenciler gece saatlerinde eylem yaptı. 2000 öğrenci bahçeye yürüdü. Sorunlarını anlattı, çözüm istedi. O odalar 5 kişilik değiller. Öğrenciler daha sonra odalara gelen yatakları yönetimin kapısına bıraktı. Şehircilik Bakanı Murat Kurum da dün aktarmıştık. Yeni seçim vaadi olarak her mahalleye yürüyüş mesafesinde cami yapacağız, cami yapacağız, etrafına mahalle yapacağız diye kendi seçmenine vaatlerde bulunuyor. Yurt yok, memlekette öğrencilerin kalacağı. Çok zengin iş adamları var, beşli müteahhitler var, firmalar, demirörenler var. Az evvel ilk bölümde söylendim. E, söyledim. Söylendi mi aslında kendi kendime doğru haklısınız. Vergi kaçırdıkları iddia ediliyor yurt dışına. Britanya Virgin adalarında kurdukları şirketlere aktarmışlar paraları. Vergi kaçırdıkları iddia ediliyor. Bir açıklama da yapmıyorlar. Niye yapsınlar ki? Tepki gösteren yok. Bunlar konuşuluyor, kanık sanıyor, alışılmış hale geldi. Tepki gösteren de yok. Açıklama mı yapacaklar? Doğru haklısınız. Gergin siyaset. Az evvel evet yine bahsettik. Ee, i̇şte seçime doğru giderken Türkiye bu gerginliğin bir şekilde azalması gerekiyor. Herkes de sandıktan çıkacak sonuca saygı duyması gerekiyor. Sandıktan çıkan seçime girmesine izin verilmiş, sandıktan çıkmış her partiye de saygı duyulacak. O tartışma anını ekrana getireyim şimdi. MHP sıralarından bir vekil kalktı HDP sıralarına doğru. Şimdi telaffuz etmek istemediğim bir sözü söyledi. Ortalık karıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dördüncü birleşimini açıyorum. Jeolojik varlıklarımızın yok edilmesine karşı toplumsal duyarlılığın oluşturulması için başlamıştır. Sayın milletvekilleri hepiniz yerlerinize lütfen. Sayın milletvekilleri lütfen yerlerinize. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevki'nin konuşması sırasında HDP ve MHP'li vekiller arasında tartışma çıktı. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, HDP sıralarına bakarak hakaret etti. Kameralar açı değiştirdi. Mecliste yaşanan tartışmaya dair bu görüntüler kayda geçti. MHP'li Olcay Kılavuz küfür etmedim dedi ama o kelimeler meclis tutanaklarına da yansıdı. MHP'li Kılavuz'la HDP'li Aydemir arasında çıkan tartışmaya diğer vekiller de dahil olduğu tartışma büyüdü. MHP ve HDP'li vekiller birbirinin üzerine yürüdü. Sayın milletvekilleri lütfen yerlerinize birleşime 15 dakika ara veriyorum. Meclis Başkanı Süreyya Sade Bilgi çareyi 15 dakika ara vermekte buldu. <laughs> Meclis Genel Kurulu'na dün söylemiştik e, taban döşemesi olarak antistatik halı serdiler. Vekiller çok elektrik yüklü ondan çıkıyor kavga diye halısını değiştirdiler ama yine de işe yaramamış öyle anlaşılıyor. Çok gergin abiler var sırada bir tuhaf bir garip fotoğraflar. Afgan çetesiymiş efendim. Bir bunlar eksikti memlekette. Afgan mafyası olduğu söyleniyor. Almanya'yı karıştırmışlar. Şimdi Türkiye'deler. Sık sık fotoğraf paylaşıyorlar Türkiye'den. Afgan çete elebaşı Zanger Ahmedi varmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili de övgü dolu sözler paylaşıyorlar. Bunlar muhalefetin de gündeminde. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır konuyu muhatabına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Süleyman Soylu sessiz. Ee, ciddi ilişkileri olduğu saptanıyor ve bir şey daha saptanıyor. Cihatçı bir çete lideri. Ne işi var benim topraklarımda? Allah aşkına bunu sormak benim hakkım değil mi? Sanger Ahmedi çete lideri uyuşturucudan Afgan çetesi kurmaya kadar hakkında onlarca dosya var. Adını Alman polisini tehdit etmesiyle duyurdu. Almanya o suç makinesinin Türkiye'de olduğunu iddia etti. Ve Alman polisi araştırıyor, delilleri koyuyor yurt dışına. Görev yapan Alman polisleri koruma altında, tehdit ediliyor Afganlar tarafından. Çünkü orada e, Afganlarla e, toplanarak, toplantılar yaparak bir çete oluşturuyor. Halk TV'de açıkça programına konuk olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sınır güvenliğimiz yok dedi, Sangar Ahmadi'yi meclise taşıdı. Iki gece kulüplerinde otelde görüntüler, toplantılar yapılıyor. Biz bunu soruyoruz. Bu saat oldu. Hala bakan bunu yalanlamadı. İki şey yapması lazım. Hayır kardeşim bu ülkede değil Almanya'da başka bir ülkede ya da gereken yapılacak. Şu anda operasyon başlandı. Hemen bir soruşturma yürütülecek. Buna göz yumuluyorsa bu bir skandal ötesi bir şey. Artık sözün bittiği yerdir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Ancak İçişleri Bakanlığı'ndan hala ses yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü kutluyor. İçişleri Bakanı'nın videosunu paylaşıyor. Bu kişi benim ülkemde otelde Türkiye'ye gelen Afganlarla toplantı yapıldığı iddia ediliyor. Ha bunu